Evet, elimizde y eşittir 7 üzeri x kare eksi x şeklinde bir fonksiyon var ve bunun yani y fonksiyonunun x'e göre türevini bulmak istiyoruz. Evet, dy bölü dx'i merak ediyoruz. Her zamanki gibi hemen şimdi videoyu durdurun ve y'nin türevini benden önce kendi kendinize almaya çalışın. Evet. Y fonksiyonunun renklerinin nasıl kullanıldığına dikkat ederseniz bunun bileşke bir fonksiyon olduğunu anlamanız kolaylaşır. Eğer ne dediğimi tam olarak anlamadıysanız şu şekilde düşünün. Elimizde biri ve x eşittir 7 üzeri x olan diğeri de u x eşittir x kare eksi x olan iki fonksiyon olsun. Bu iki fonksiyonu kullanarak y'yi v içinde u x olarak Yazabiliriz öyle değil mi? Nasıl mı? Bakın y 7 üzeri x'e eşitse buradaki x yerine u x fonksiyonunu yani x kare eksi x'i koyduğumuzda y elde ederiz. O halde y'yi v içinde u x olarak yazabiliriz. Zincir kuralına göre y'nin x'e göre türevi Evet. Türev için zaman zaman farklı gösterimler kullanıldığını görebilirsiniz mesela. V üssü u x çarpı u'nun x'e göre türevi bunlardan biridir ya da v'nin u'ya göre türevi evet çarpı u'nun x'e göre türevi. Türevi nasıl ifade ederseniz edin eğer zincir kuralını burada uygularsak bana V'nin U'ya göre türevinin ne olacağını söyleyebilir misiniz? V üssü U x eşittir Şöyle yapalım. V x 7 üzeri x'e eşitse V üssü x bunu yani e'den farklı tabana sahip üstel fonksiyonların türevlerini daha önceki videolarda görmüştük. Evet ve üssü x 7'nin doğal logaritması yani ln7 çarpı 7 üzeri x e eşittir. V'nin u x'e göre türevindeyse x yerine u x yazacağız. Hemen yazıyorum. eşittir ln7 çarpı 7 üzeri x yerine u x'i yazınca 7 üzeri x kare eksi x'i elde edeceğiz. Son olarak bunu da u'nun x'e göre türeviyle çarpacağız öyle değil mi? u üssü x 2 çarpı x üzeri 1 yani 2x eksi 1 çarpı 2x eksi 1. İşte bu kadar. Y'nin x'e göre türevini aldık. İsterseniz bunu sadeleştirebilirsiniz ama soruyu çözmek için 7 üzeri u x'in u x'e göre türevini alıp yani x yerine u x olduğunu düşünüp ln 7 çarpı 7 üzeri u x elde ediyoruz. Sonra bunu da u üstü x ile çarptığımızda y'nin x'e göre türevini almış oluyoruz. Bu arada bunun zincir kuralının bir uygulaması olduğunu da bir kez daha hatırlatmak istiyorum.